Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Yeni Kasarı 25 ile ilgili kısa bir tanıtım videosu çekmek istedim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Çünkü Yeni Kasarı 25 ile ilgili ilk koyduğumuz video çok ilgi gördü. Bugün sizlere Yeni Kasa'da neler değişmiş, neler değişmemiş, değişenlerin faydalarını ve olması gerekenler hakkında birkaç bilgi vereceğiz. Tabii bunları anlatırken kendi tecrübelerimden edindiğim bilgileri size paylaşacağım. Bu kesinlikle bir teknik paylaşım değil. Bu motosikleti süren son kullanıcının edindiği izlenimler diyelim. Şu anda motosiklet yaklaşık 300 kilometrede, 277 kilometre civarında bir kilometre yaptık. Biliyorsunuz Yamaha R25'lerde belli bir rodaj periyodu var. Ben bugün sizlere 7000 devire kadar yapabildiğimiz şeyleri ve izlenimlerimi aktaracağım. İsterseniz öncelikle kasadan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafta çok ciddi bir değişiklik var. Ön tarafa bazılarınızın tabiriyle boynuzlar gelmiş. Burada aerodinamik açıdan çok güzel, çok farklı değişiklikler var. Özellikle bu Ram Air girişi bu sene MotoGP'de Valentino Rossi ile yarışan yeni YZR M1 motosikleti gibi olmuş. Bu renk MotoGP'de yarışan motorla aynı mavi rengi paylaşıyor. Karenajlarda ciddi bir değişiklik var. Yamaha'nın anlattığına göre son hızda 8 km kadar bir iyileştirme olduğunu söylüyorlar. Sürtünme katsayısı motosikletin 0.4 küsürlü sayılardan 0.3 küsürlü sayılara düşmüş. Bu da son hızda, yani top speed diye tabir ettiğimiz hızda yaklaşık olarak 8 kilometrelik ek bir avantaj getirmiş motosiklete. Depo biraz genişlemiş. Herkes bu depodan şikayetçiydi bildiğiniz gibi. Depo çok dardı ve tutması zor olduğunu söylüyorlardı. Ben daha önce bunun bir önceki kasasını da kullandım. Benim öyle sorunlarım olmadı ama kullanıcıların geneli deponun çok dar olduğundan ve dizlerle tutunamadığından bahsediyordu. Şu anda o sorun da artık ortadan kalkmış. Fakat benim gözlemlediğim kadarıyla sürücü selesi ve yolcu selesi aynı olmasına rağmen şu aradaki mesafe sanki biraz kısalmış gibi. Tabii bunda 2 santim daha aşağı indirilmiş gidonun da bir etkisi var. Bu kesin. Sürüş biraz daha böyle daha rahatsız olmuş. Öncelikle onu söyleyeyim. Önceki R25'in sürüşü biraz daha dikti. Fakat bunda biraz daha eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Ön tarafta gidonda yine YZR M1 tarzı bir gidon konulmuş buraya. Artık yeni Kayaeba'nın 37 mm'lik upside down amortisörlerini görüyorsunuz burada. Bu amortisörler eski versiyonda 41 mm'ydi ama şu anda 37 mm'ye düşmüş. Fakat ters çalalı olduğu için amortisörler inanılmaz derecede performansı artmış. ABS yine standart geliyor. Motor bu arada aynı. Motorda bir değişiklik yok. Motor yine çift silindir, 36 beygir. 12.000 devirde 36 beygir üreten, 10.000 devir civarında da 22.6 Nm tork üreten bir motor. Yani daha önceki R25 versiyonlarında kullanılan motor. Arka amortisör de yine aynı şekilde iyileştirilmiş ve Kayaeba'nın bir amortisörü kullanılmış burada. Yine aynı şekilde ekran tamamen LED olmuş. Ekranın görüntüsü harika.
panelin üzerine yine sağ ve sol tarafa ayrı ayrı sinyalleri gösteren, sağ ve sol sinyalleri gösteren lambalar konulmuş. Start butonu değişmiş. Önceden start butonu buradaydı. Tıpkı MT7'lerde, MT9'larda olduğu gibi buraya almışlar. Kill switch ve motorun start butonu aynı yerde. Bu harika olmuş. Güzel bir özellik katmış. Onun haricinde dörtlü lambalarımız gelmiş. Biliyorsunuz önceden R25'lerde dörtlü yoktu. Motor yine 2018 versiyonlarında olduğu gibi Euro 4. O yüzden egzozda pek bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Motosiklet kısaca böyle. Yani en azından değişiklikler bu şekilde. Ama bana kalırsa en iyi değişiklik ön amortisörlerde, farlarda yine aynı şekilde gidon, çalıştırma, kill switch ve çalıştırma butonu dörtlüler. Gerçekten harika olmuş. Motosikletin farlarını göstermek istiyorum. Birazdan paneli de göstereceğim ama ilk önce size motosikletin farlarını göstermek istiyorum. Farlarda inanılmaz bir geliştirme yapmışlar. Artık farlar LED ve farların ikisi birden yanıyor. Dolayısıyla farlara bayılacaksınız. Şimdi çevireyim ve hep beraber bakalım. Şöyle hatta motosikletin üzerine de oturayım daha rahat görebilmeniz açısından. Şöyle biraz da geri gideceğim. Daha rahat görebilmeniz için. Kontağı ilk açtığınızda yine buradaki park lambaları yanıyor. Motoru başlattığınızda da farlar çiftli yanmaya başlıyor. İsterseniz çalıştıralım. Farlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi çift yanıyor. Uzunlar da harika bu arada. Gördüğünüz gibi Audi'nin, daha doğrusu LED farlı Audi'lerde bulunan şimşek efekti gibi ya da işte Ducati'nin Panigale serisindeki şimşek efekti gibi bir efekt oluyor. Bu benim aşırı hoşuma gitti arkadaşlar. Bu arada doğrusunu söylemek gerekirse görünürlüğü de inanılmaz derecede arttırmış. Bunu söylemek istiyorum. Şöyle tekrar daha rahat görebilmeniz açısından çevireyim motosikleti. Farlar görünürlüğü inanılmaz derecede arttırmış. Yani bir arabanın arkasından gittiğiniz zaman özellikle akşam saatlerinde selektör yaptığınızda muhakkak fark ediliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden farlara bayıldım. Öyle söyleyeyim. Rodajda olmamıza rağmen tabi bu motosikletin viraja giremeyeceği anlamına gelmiyor. Viraj demişken hemen yeni lastiklerden de bahsedeyim. Şu anda motosikletin üzerinde Dunlop Sportmax GPR 300 isimli radyal lastiklerle geliyor artık fabrika çıkışı. O herkesin şikayet ettiği yine IRC RX01 naylon lastikler yok. O yüzden daha önceki R25'lerde olduğu gibi ekstra bir lastik yatırımına gerek olmayacak gibi. Örnek vermek gerekirse bu lastikleri Rosso 2'lerle karşılaştırdığımız zaman tabii ki bir Rosso 2 değil ama biraz sert çünkü lastikler. Ben bu lastikleri yani bu Dunlop'un GPR 300 serisi lastiklerini daha çok Bridgestone Buttlux S20 Evo'ya benzetiyorum. Hemen hemen hatta neredeyse böyle çok birbirine çok yakın lastikler. İşte virajda veya işte düz sürüşte hemen hemen aynı özellikleri gösteriyorlar. Fakat Dunlop biraz daha sert. Ama yine de motosiklet viraja girdiğinde, ki inşallah size yakında bir viraj videosu da gösteririm. Viraj kabiliyeti çok artmış çünkü motosikletin. Bunda öndeki ters çatal amortisörün ve ABS'nin çok önemi var. Çünkü viraj içerisinde biliyorsunuz eski R25'lerle frenleme gerektiğinde fren yapmak çok zordu. Şu anda artık viraja girdiğinizde ya ama ya işte biraz yanlış girersem ya da çok hızlı girersem
ne yapacağım dediğinizde, biliyorsunuz viraja girdiğinizde virajda fren kullanmak biraz tehlikeli. Belki arka freni işte kullanma şansınız oluyor. Virajda eğer konumunuzu düzgün ayarlayamadıysanız. Artık virajda da ABS'nin vermiş olduğu rahatlıkla, yine tabii normal düz yoldaki gibi değil ama hafiften frenleme yapabiliyorsunuz. Onun haricinde motosikletin gerçekten viraj kabiliyeti çok artmış. Ters çatal, söylediğim gibi ters çatal amortisörler geldikten sonra viraj kabiliyeti inanılmaz artmış. Eski kasası da gerçekten çok iyi ama şu andaki kasanın viraj kabiliyetine ben bayıldım açıkçası. Yani viraj performansı çok iyi. Dilerseniz artık bu videoyu bitirelim. Ben size kısaca paneli göstereyim. Çünkü panelde çok fazla bir değişiklik yok. Evet, LED olmuş ama onun haricinde göstergede diğer R25 ile hemen hemen aynı bilgileri alıyorsunuz. Bu arada unutmadan, arka sele biliyorsunuz çok küçüktü. Şu kadar falandı yani. Şu kadar bir bez, bir ruhsat veya işte bir şey koyabiliyordunuz arkaya. Çok küçük. Arka selenin altı biliyorsunuz bagaj. Yine aynı şekilde açılıyor. Fakat buraya bir tane diagnostik kablosu gelmiş. Biliyorsunuz artık farlar, LED, işte amortisörler, ters çatal amortisör oldu vesaire, böyle birkaç özellik eklendiği için motor, işte dörtlüleri var, işte starter'ı değişmiş vesaire falan derken buraya bir tane diagnostik kablosu koymuşlar bilgisayara bağlayabilmek için. Ve bu da maalesef bagaj hacmini, zaten küçük olan bagaj hacmini iyice küçültmüş. Umarım bu sizi çok rahatsız etmez ama bana sorarsanız beni çok rahatsız etti. Ya bunların haricinde motosiklette ne olmasını isterdin diye sorarsanız şayet, kesinlikle slipper clutch derdim. Daha doğrusu kaydırmalı devriyaj. Her şeyi çok güzel yapmışlar gerçekten bu kasada. Yani işte ABS'sini koymuş, ters çatal amortisörünü koymuş, LED farını koymuş, LED kontrol panelini koymuş, gidonu alçaltmış, sürüş pozisyonunu değiştirmiş, daha çok süper sport yapmış makineyi. Fakat yine kaydırmalı devriyaj yok. Umarım bir sonraki versiyonunda kaydırmalı devriyajı da eklerler. Son olarak paneli gösterelim, kontrol panelini. Ardından da bu videomuzu bitirelim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekranımız da bu şekilde. Yine boşta olduğunu, yani neutral viteste olduğunu gösteren N harfli lambamız. Boşta lambası, yağ lambası. Onun haricinde bu tarafta yine vites lambası var. Daha doğrusu vites değiştirme lambası var. Dörtlülerimiz artık gördüğünüz gibi kontrol panelinin üzerinde her iki sağ ve sol sinyal içinde artık bir lamba koymuşlar. Dörtlüleri yaktığımız zaman da rahat rahat görebiliyorsunuz. Burada ABS'nin lambasını koymuş. Ön taraftaki lambalarla alakalı değişikliklerimiz bu şekilde. Bize gösterge panelinde yine bir devir saati karşılıyor. Devir saati bu sefer ekran tamamen LED olduğu için artık yukarıya koymuşlar. Yine istediğiniz gibi vites değiştirme lambasını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz devir saatinde. Yine vites göstergemiz, hız göstergemiz, benzin göstergemiz, hararet, motor hararet göstergesi, saat ve bir takım trip ve ortalama yakıt bilgilerini gösteren ekranımız da sağ tarafta. Şöyle göstereyim. Mesela şu anda 3.3 litre bölü 100 kilometre ortalamamız varmış. 277 kilometre trip 1'de 277 kilometre yapmışız. Yine trip 2'de odometremiz de yine aynı şekilde 277 kilometre. Onun haricinde trip 1 de yine 277, trip 2 de 277 ve oil, averaj yakıtımız ve artı oil'ı görüyoruz. Biliyorsunuz 5000 kilometrede bir normalde yağ değişimi var ama biz 1000 kilometrede bir rodaj bakımına gireceğiz. Serviste bu yine sıfırlanacak. Yakıt yine aynı diğer kasara 25'teki eski kasadaki gibi, yakıt biterse yine trip metre yine F'ye düşüyor. F'e düşüyor ve size şeyi gösteriyor.
Motosikletle ilgili şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.